Feci depremin hemen sonrasında herkes çoluğunu çocuğunu korumak, kendini güvene almak adına şehirden ayrılabilenler ayrıldı. Geçen haftalar içinde çalışan güç tekrar şehrine sahip çıkmak adına geri döndü. Ve bu arada büyük bir beyin göçü oldu deprem olan şehirlerden. Yıllardır ekmeğini yediğimiz bu şehre bu kötü günlerinde geri dönmek hepimizin boynunun borcu. En azından kamu hizmetini devam ettirebilmek adına. Kendi mesleğim için söyleyeyim. Özellikle doktor sayısında büyük bir azalma oldu. Tabii zaman içinde bunlar artacak. Barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarımız daha rahat karşılanmakla birlikte ki bu da zaman içinde olacaktır. Bu arada hepimiz elimizden geldiğince idare etmeye ve bu toprakların, bu insanların ayakta kalıp yeni bir hayat kurmak için çalıştıkları bu dönemde yalnız bırakmamak lazım. Bunun için ilk fırsatta buraya geri dönmeyi doğru buldum. İlk önce içinde bulunduğumuz bu zor şartların bize getirdiği sıkıntıları birkaç bölümde incelemek lazım. Bulunduğumuz ortamdaki vücudumuza zararlı gelen kimyasalların gözümüze olan olumsuz etkileri. Bunu da birkaç basamakta değerlendirelim. Genel bir başlık altında kırmızı göz olarak toplarsak ki son 15 gün içinde bu yaygındır. Bir mikrobik olan olaylar, bunlar bakteriyel olabilir, viral olabilir, darbeye bağlı mantar ya da başka enfeksiyonlar olabilir. İçtiğimiz su, yüzümüzü yıkadığımız su ki son zamanlarda kullanma sularına çamurlu atması, kontamine olması bunun en büyük etkenidir. Bunlar erken teşhis edildiğinde ilaçlarla hızla tedavi edilebiliyor. Bir de mevsime bağlı alerjik konjüktivitler var. Bunlar da aynı mikrobikler gibi semptom vermekte. Genellikle hastalar daha önceki senelerde de bahar aylarına girişte benzeri sıkıntılar yaşadıkları için kendilerini daha iyi tanıyorlar. Bunları da ilaçla tedavi etmek mümkün. Çok daha önemlisi yıkılan binalardan kalkan toz ve pek çoğunda asbest yükü var. Sadece asbest değil, bu mikropartiküller adı ne olursa olsun nefes aldığımız havanın içinde ve durmadan gözümüzün içinde. Aynı zamanda bu kimyasalların ve tozların dışında mevsimsel etkiler var. Havalar soğuk gidiyor, sürekli yağmur. İyi ısınamıyoruz. Soğuk sıcak, soğuk sıcak geçişlerinde vücudumuzun savunma mekanizmaları düştüğü için normalde başka bir zamanda olmayacak enfeksiyonlar şimdi olmaya başlıyor. Bunlar genellikle çok rahat tedavi edilebiliyorlar. Birkaç hafta içinde eğer virütik değillerse toparlanabiliyorlar. Önemli olan zamanında uygun tedavinin alınması. Her seferinde baştan tekrarlıyoruz. İçinde bulunduğumuz kötü durumlarda, her zaman kendi istediğimiz ortamlarda, umut ettiğimiz ortamlarda olamayabiliyoruz. Yapılacak en önemli şey yüzümüzün, gözlerimizin, aynı ağzımızı, dişimizi fırçalarken temiz su kullandığımız gibi gözlerin de yüzün de temiz suyla temizlenmesi. Mümkün olduğunca hasta insanların yanında olunmaması. Eğer bulunduğumuz ve barındığımız yerlerde yıkılan bina çoksa çevrede mutlaka maske takmak. Her ne kadar son zamanlardaki yağmurlardan korkulsa bile yağmurlar bu açıdan bizim için yararlı oldu. En azından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toz kalkmasının önüne geçiyoruz. Her zaman enkaz kaldırma çalışmaları sırasında inşaatlar sulanamayabiliyor. Bunun için uzakta durmada ve her şeyin ötesinde çevremizde hasta insanlar varsa maske takmaya geçen senelerde olduğu gibi devam etmek gerekiyor.